Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Euzu billahi bismillah zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Sadakallahul azim ve kale nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Vallahu fi avnil abdi ma kana'l abdu fi avni ahihi. Sadaka Resulullah fi ma kale kema kale nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kıymetli ve bahtiyar kardeşlerim, ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Rabbimiz Tebarek ve Teala Hazretleri depremde vefat eden cümle kardeşlerimizi, şühedamızı rahmetine gark eylesin. Cümle hastalara acilen, kamilen en hayırlı şifaları ihsan ve ikram eylesin. Kardeşlerim, Rabbimiz Tebarek ve Teala Hazretleri arama kurtarma çalışması yapan iyi niyetli Müslüman kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Rabbim askerimize, polisimize, sağlık görevlilerimize hayırlı başarılar, görevlerini en kolay şekilde yerine getirebilme kuvvetini zahiren ve batinen ikram eylesin. Kardeşlerim, zaman, birlik zamanı tek kuvvet olma vaktidir. Bunu yaparken kardeşlerim bir şeyi es geçmemeliyiz. Nedir o? Mutlaka tövbe ile iştigal etmeliyiz. Rabbimize yönelmeliyiz. وَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ اَيَّتِيَكُمُ الْعَذَابِ Size azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde baktığımızda şunu görüyoruz. Rabbimiz hangi toplulukları, hangi kariyeleri helak etmişse onun temelinde gayretullah'a bir dokunma olmuştur ve Cenab-ı Hak bundan mütevellit o kariyeleri zaman zaman Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla helak eylemiştir. Şimdi bizler tabii Rabbimizin ayetlerine bakarak konuşmak durumundayız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Es-sauzu billahi bismillah. Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Denizlerde ve karada insanların kendi elleriyle yaptıkları sebebiyle bir bozgunculuk çıktı meydana buyuruyor. İşte bugün başımıza gelenleri bir bakıma böyle yorumlamalıyız kardeşlerim. Bizlerin namazsızlığı, bizlerin zikirsizliği, bizlerin Rabbimizi hatırlamayışı sebebiyle bunlar da başımıza gelmiş olabilir mi acaba diye kendimizi sorgulamalıyız. Daha büyük felaketlere düçar olmak istemiyorsak o zaman vakit tövbe vaktidir. Vakit birlik tek kuvvet olma vaktidir ve kardeşlerim vakit yardımlaşma vaktidir. Birbirimize yardım edeceğiz. Lakin hava pusludur. Kimin ne olduğunu bilmeden, doğru şekilde, detaylı şekilde araştırmadan ne yedik ki bilmezük vakıflar, derneklere sakın ha yardım etmeyelim. Mutlaka efendim bakanlığımıza bağlı olsun, dernekler il müdürlüğüne bağlı olsun, bilinen vakıf ve dernekler üzerinden çalışalım, yardımlarımızı ulaştıralım. Allah için tabii şu anda en çok yiyecek efendim ve battaniye giyecek gibi ihtiyaçlar ve orada tabii doğalgaz, elektrik olmadığı için yakacak. Mesela odun ihtiyacı çok oluyor. Efendim odun gönderilebilir. Bu gibi işte tüp olabilir veya işte sobalar, işte o tüplü sobalar oluyor efendim. Jeneratör olabilir ve kardeşlerim bir şey daha çok ihtiyaç hasıl olmuştur. O da nedir? Evet, hilti diyoruz. Darbeli matkaplar gönderebilirsek orada tabii fazlasıyla kardeşlerimiz efendim çalışıyorlar, bulunuyorlar. Lakin ellerinde takım, taklavat dediğimiz aletler olmaması sebebiyle gereği gibi çalışamıyorlar kardeşlerim. Bunlara da ehemmiyet gösterelim. Allah rızası için yardımı sadece yiyecek, giyecek olarak görmeyelim. Bu tür malzemeleri de mutlaka es geçmeden özellikle göndermeliyiz. Kışlık. Özellikle hocamızın da buyurduğu gibi kışlık malzemeleri, giyinecekleri, kazakları, çocuk kıyafetlerini, botları, çorapları,
patikleri, bereleri gönderelim kardeşlerim. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim Tebarek ve Teala Hazretleri vatanımıza bir daha böyle felaketler göstermesin. Ama görmek istemiyorsak bizler de kulluğumuzu güzel yapmak durumundayız. Rabbim bizi rızasına uygun kulluğa muvaffak eylesin kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.